Evet arkadaşlar şimdi ses dalgalarında dobler olayını göreceğiz. Hareketli kaynak ve gözlemciden gözlemci kaynaktan çıkan ses dalgalarının frekansını olduğundan farklı bir şekilde algılayabilir. Peki biz bu gözlemcinin algıladığı frekansı nasıl hesaplayacağız? Onun için de diyoruz ki F gözlemci eşittir F kaynak çarpı V ses artı eksi V gözlemci bölü V ses artı eksi V kaynaktır diyebiliyorum. Eğer ki kaynak ve gözlemci birbirine yaklaşıyorsa. Arkadaşlar akılda kalıcı olabilmesi için şöyle düşünelim. Şimdi formülümü yazıyorum. Ne zaman artı koyacağız? Ne zaman eksi koyacağız? F gözlemci eşittir F kaynak çarpı V ses. Şurada V gözlemci vardı ve burayı da yazıyorum. V ses ve burada da V kaynağımız vardı. Şimdi kaynak değerimizi bir kadınmış gibi düşünelim. Gözlemciyi de bir gaspçı olarak düşünüyorum. Eğer ki kaynak yani kadın gaspçıya yaklaşırsa bu kadının işine gelmez. O zaman buradaki VK değerini negatif yazıyorum. Peki eğer gaspçı kadına doğru yaklaşıyorsa bu gaspçının işine gelecektir. O zaman buradaki işareti artık pozitif alabiliriz. Peki ikinci duruma bakalım. Yine formül değerini yerine koyuyorum. F gözlemci eşittir. F kaynak çarpı V ses Yine ne vardı? V gözlemci vardı. Bölü diyorum. V ses. Aşağıda ne vardı? V kaynak. Kadın eğer gaspçıya yaklaşırsa bu kadın işine gelmez. O zaman burayı negatif alıyorum. Eğer gaspçı kadından uzaklaşırsa bu gaspçının işine gelmez. O zaman burayı ne diyoruz? Negatiftir diyebiliyoruz. Peki üçüncü duruma bakalım. Yine formülü yerine yazıyorum. F gözlemci eşittir. F kaynak çarpı. V ses. Yukarıda yine V gözlemci. Aşağıda ne vardı? V ses. Aşağıda ne vardı? V kaynak. Şimdi kadın gaspçıdan uzaklaşırsa bu kadının işine gelecektir. O zaman aşağıya pozitif aldık. Gaspçı kadına yaklaştıkça bu gaspçının işine gelecektir. O zaman burayı da pozitif alabiliyorum. Son durum için düşünelim. F gözlemci eşittir F kaynak. Çarpı diyorum V ses. Yukarısı V gözlemci. Yine ne olacak? V ses. Aşağısı da V kaynak. Şimdi kadın gaspçıdan uzaklaştı. Bu kadının işine gelecektir. Pozitif olarak alabiliyorum gaspçı kadından uzaklaştıkça bu onun işine gelmeyecektir. O zaman buradaki sayısal değerimizi negatif aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir örnek üzerinde bakalım buna. Bir iş yerinin frekansı 680 Hz olan alarmı çalmaya başlıyor. Ve iş yeri sahibi iş yerine doğru 10 metre bölü saniyelik sabit hızla koşuyor. Buna göre iş yeri sahibinin duyduğu sesin frekansı kaç Hz'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir iş yerimiz var ve bu iş yerinden ses dalgaları yayılmaya başladı. Ve buradaki gözlemci yani iş yeri sahibi de artık buraya 10 metre bölü saniyelik bir hızla yaklaşıyor. Peki biz formülümüzü yazarken ne demiştik? F gözlemci eşittir. F kaynak çarpı V ses. Gözlemci yaklaştığı için artı V gözlemci bölü diyorum. V ses eksi V kaynaktır diyebiliriz. Peki burada gözlemcinin algıladığı frekans f gözlemci eşittir. Kaynağın frekansı ne kadar? 680 çarpı diyorum. Sesin boşluktaki hızı yani havadaki hız değeri ne kadar? 340 artı gözlemcinin hızı ne kadar? 10'dur dedik. Peki sesin havadaki hızı 340 eksi kaynak sabit olduğu için hızına sıfırdır diyebiliyorum. 680 çarpı 350 bölü 340'tır dedik. Buradan 340 ile 680'i sadeleştirdiğim zaman 2'dir diyorum. Ve değerimizin artık 700 hertz kadar olduğunu söyleyebiliriz. Hızı 80 metre böl saniye olan ambulans ve hızı 60 metre böl saniye olan araç sabit hızlarla birbirine doğru yaklaşmaktadır. Ambulansın sireninin frekansı 520 hertz olduğuna göre araç içindeki gözlemcinin duyduğu sesin frekansı kaç kilo diye sorulmuş. Şimdi değerimizi yazarken f gözlemci eşittir f kaynak çarpı v ses artı v gözlemci çünkü gözlemci kaynağa doğru yaklaşıyor. Aşağıya yazarken v ses eksi v kaynak diyorum çünkü kaynak da gözlemciye yaklaştığı için. Peki değerimizi yerine koyalım. f gözlemci eşittir kaynağın frekansı ne kadar arkadaşlar? 520 çarpı sesin havadaki hızı 340. Artı gözlemcimizin hızı ne kadar? 60. Bölü diyorum. 340 eksi 80'dir dedik. Yerine koyduğumuzda 520 çarpı yukarısına yapacak 400. Aşağı yazıyoruz. Ne gelecektir? 260. Burayı sadeleştirdiğim zaman 2 ve algılanan frekans değerimizin 800 Hz kadar olduğunu, 800 Hz'in ise 0,8 kHz'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bizim için 1 kilo hertz eşittir 1000 hertz kadardır diyebiliyoruz. Hızı 90 metre bölü saniye olan ambulansın sireninin frekansı 250 Hz'dir. Yerdeki durgun gözlemciye doğru ambulans ilerlerken gözlemcinin duyduğu sesin frekansı kaç Hz'dir diye sorulmuş. Formülümüzü yerine koyarken f gözlemci eşittir f kaynak çarpı v ses artı v gözlemci bölü VSS eksi V kaynak. Çünkü kaynak gözlemciye yaklaşıyor. Yerine yazıyorum 250 çarpı sesin havadaki hızı ne kadar? 340 artı diyoruz. Buradaki gözlemci durgun halde olduğu için yerde yatıyormuş. Ne olacak? Hızı 0. Sonra 340 eksi 90'dır diyebilir miyiz? Yerine yazıyorum tekrardan. 250 çarpı 340 bölü 250. 250'ler sadeleştiğinde sesin frekansı için 340 Hz kadardır diyebiliriz. Bir otomobil 20 metre bölü saniye sabit hızla frekansı 720 Hz olan kornasını sürekli çalarak gözlemciden uzaklaşıyor. Buna göre durgun gözlemcinin duyduğu sesin frekansı kaç Hz'dir denilmiş. Neydi arkadaşlar? F gözlemci eşittir. F kaynak çarpı V ses artı V gözlemci bölü V ses artı V kaynak. Neden bu şekilde aldık? Çünkü dikkat ederseniz buradaki kaynak gözlemciden uzaklaşıyor. Ve uzaklaştığı için burayı da artı olarak yazdık. E i̇fademizi yerine koyalım. F gözlemci eşittir diyorum. 720 çarpı 340 artı gözlemcinin durgun halde olduğu için 0 olarak aldık. Peki aynı şekilde aşağı yazıyoruz. 340 artı 20'dir diyoruz. E buradan 720 çarpı 340 bölü. 360. Şunları sadeleştirdiğim zaman artık 680 Hz'lik bir değerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Park halinde ve kornası takılan bir otomobil. Korna sesinin frekansı 340 Hz'dir. 30 metre bölü saniyelik sabit hızla hareket eden bir bisikletli otomobilden uzaklaşırken işittiği sesin frekansı kaç Hz'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Buradaki gözlemci uzaklaşıyormuş. O zaman f gözlemci eşittir. F kaynak çarpı v ses eksi v gözlemci uzaklaştığı için bölü diyorum. Buradaki kaynak durgun halde olduğu için v ses eksi v kaynak artı veya eksi yazmamın bir önemi yok. E burası f gözlemci eşittir. 340 çarpı 340 eksi 30 bölü 340 eksi 0'dır dedik. 340 çarpı 310 bölü 340 ise ve buradan 340'lar sadeleşecek ve çıkan sayısal değerimizin 310 Hz kadar olduğunu söyleyebiliriz. <laughs>